Kanalımdan herkese merhabalar. Ben tarih öğretmeni Osman Aksu. Bugün yeni bir TYT tarih denemesiyle birlikteyiz arkadaşlar. TYT'de branş denemelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Haydi bakalım kendimizi bir deneyelim. Lütfen sonuçları da açıklamalar kısmında belirtelim arkadaşlar. Hepinize başarılar şimdiden. Hadi bakalım gelsin birinci sorumuz. Türk adını ilk defa devlet adı olarak kullanan Köktürkler 552 yılında Buminkağan tarafından tüm Teles boylarının bir araya getirilmesiyle kurulmuştur. Buminkağan, devletin batısının yönetimini kardeşi İstemi'ye vermiştir. İstemi bu iç işlerinde serbest, dış işlerinde ise devletin merkezi olan Doğu'ya bağlı kalmıştır. Bu bilgilere bakılarak Köktürk devletinde 1. ikili teşkilat, 2. ulusçu yapı, 3. teokratik yönetim unsurlarından hangilerinin bulunduğu söylenebilir diyor. Bakın arkadaşlar, İkili teşkilatı zaten paragrafta apaçık görüyorsunuz değil mi? Devletin doğu batı olarak yönetilmesi. Bakın batıda İstemi Yapgu var. Doğuda Buminkağan var. Yani Büyük Sultan, Büyük Kağan olarak. Ulus yapı da açık bir şekilde var. Bakın Türk adıyla devlet kuran ilk Türk devleti Köktürk devletidir. Bakın isimlerinde bile Türk kelimesi var. Bu onların milliyetçi olduğunu gösterir. Yani ulusçu olduğunu gösterir. Lakin İlk Türklerde teokratik yönetim diye bir şey yok. Teokratik yönetim ne demek? Devletin dini kurallara göre yönetilmesi demektir. Lakin İslam öncesi Türklerde böyle bir şey söz konusu değildir arkadaşlar. Söylenebilir dediği için cevabımız açık bir şekilde C şıkkıdır. 1 ve 2'dir yani. Evet. Gelsin ikinci sorumuz. Evet, bakın Osmanlı'dan gelmiş. 1853-1856 yılları arasında meydana gelen Kırım Savaşı'nda Sinop'ta bulunan Osmanlı donanması Ruslar tarafından yakılmış. Rusların Karadeniz bölgesinde güçlenmesinden rahatsız olan İngiltere ve Fransa İstanbul'a donanma göndererek Ruslardan Osmanlı toprak bütünlüğüne saygı olmalarını ve Balkanlarda yürüttükleri panslavizm politikasını sonlandırmalarını istemiştir. Ancak Rusya bu talepleri dikkate almayarak işgal faaliyetlerini sürdürmüş, bunun üzerine İngiltere ve Fransa Rusya'ya resmen savaş ilan etmiştir. Evet, Kırım Savaşı'nı anlatıyor arkadaşlar bize. Bu bilgilere bakılarak diyor, yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Bakın tipik bir TYT sorusu, yorum sorusu. Bire bakalım. Osmanlı Devleti jeopolitik konumundan dolayı Avrupa devletlerin çekişme alanı haline gelmiştir. Kesinlikle bakın Osmanlı Devleti'nin öyle bir jeopolitik konumu var ki Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir köprüdür. Ve bu nedenle İngiltere'nin, Fransa'nın ve Rusya'nın çekişme alanı haline gelmiştir. Evet, bu bilgi kesinlikle doğru. İkiye bakalım. Balkanlarda uygulanan panslavizm politikası tamamen etkisini yitirmiştir. Hayır, böyle bir şey yok. Arkadaşlar ne derler? Can çıkar, huy çıkmaz. Rusya bu politikasından asla vazgeçmeyecektir. Bakın 1. Dünya Savaşı'nın bile özel sebeplerinden biridir. Panslavizm değil mi? Buradan bu ifadelerden böyle bir şey çıkmaz. Gerçekte de yok. Rusların sıcak denizlere inme politikası engellenmek istenmiştir. Elbette bakın İngiltere ve Fransa zaten Rusların sıcak denizlere inmesine hiç olumlu yaklaşmıyor. Dolayısıyla cevap 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Yine C şık olacaktır. Evet. Güzel bir TYT sorusu olabilirdi arkadaşlar. Gelsin üçüncü sorumuz. Bakın çok güzel bir bilgi sorusu. Yalnız bu gerçekten yorum değil, bilgi sorusu bu. Üçüncü sorumuz. Şimdi 17. yüzyıl ıslahatçılarını gösteren bir kavram haritası var burada. İkinci Osman'ı vermiş, birinci Ahmet'i vermiş, dördüncü Murat'ı vermiş, iki tane de boşluk bırakmış. Bu boşluklara diyor hangisi getirilirse diyor doğru tamamlamış olur. Bakın cevap kabak gibi Adana arkadaşlar. Dakika bir, gol bir. 17. yüzyıl ıslahatlarında Tarunca Ahmet Paşa vardır. Köprülü Mehmet Paşa vardır. Tarunca Ahmet Paşa ilk denk bütçe hazırlamıştır. Modern bütçe. Köprülü Mehmet Paşa da ilk şartlı sadrazamdır. Orduyu ve donanmayı ıslah etmiştir. Evet, buraya getirilmesi gereken şık A şıkkıdır arkadaşlar. Bakın 1. Mahmut 18. yüzyıl. 1. Abdülhamit 18. yüzyıl. 2. Mahmut 19. yüzyıl. 3. Mustafa yine 18. yüzyıl. 3. Selim 18. ve 19. yüzyıl. Dolayısıyla arkadaşlar çok açık bir şekilde cevabımız Adana. Gelsin dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen faaliyetlerden hangisinin Mustafa Kemal Atatürk'ün hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözüyle aynı doğrultuda gerçekleştirildiği savunulamaz. Çocuklar Atatürk'ümüzün bu sözünden ulusal egemenlik yani milli egemenlik çıkıyor değil mi? Burada cumhuriyeti kastediyor, demokrasiyi kastediyor. Evet, saltanatın kaldırılması ulusal egemenliğin önündeki en büyük engel ortadan kaldırdığı için doğru. Cumhuriyetin ilanıyla zaten cumhuriyet yönetimi iyice pekişmiştir. Hilafetin kaldırılmasıyla ulusal egemenlik yine pekişmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla
Doğrudan seçim, seçme, seçilme değil mi arkadaşlar? Yine halk iradesi ön plana çıkmıştır. Lakin Medeni Kanun'un kabulü arkadaşlar Cumhuriyet'le ilgili değil de daha çok %90 halkçılık ve laiklikle ilgilidir. Bunun Cumhuriyet'le, milli egemenlikle bir ilgisi yoktur. Cevabımız deniz arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz Türk Medeni Kanunu 1926 yılında kabul edilmiş. Toplumsal alanda kadın erkek eşitliğini sağlamış bir kanundur. Büyük ölçüde sağlıyor. Evet, beşinci sorumuz gelsin. Birinci Balkan Savaşı sonucunda imzalanan Londra Antlaşması'nın Selanik, Güney Makedonya ve Girit Yunanistan'a verilecek. Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan'a bırakılacak. Trakya'nın tamamı Bulgaristan'a bırakılacak. Midye Nezat Osmanlı Devleti'nin batı sınırı olacak. Maddelerinden hareketle Balkanların durumu ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Evet, bakın arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman Sırbistan hakimiyet alanını genişletiyor. Doğru. Osmanlı Trakya'yı kaybediyor. Trakya'da bir tane bile toprağımız kalmıyor. Hatta Edirne bile gidiyor. Milliyetçi hareketler tamamen önemini yitirmiştir. Yanlış. Bu savaşın çıkmasında zaten milliyetçilik etkili olmuştur. Milliyetçilik Balkan Savaşları'na da Birinci Dünya Savaşı'na da neden olmuştur. Asla önemini kaybetmiyor burada. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Bakın Bulgaristan Ege Denizi'ne ulaşıyor. Hatta bu diğer devletlerin tepkisiyle karşılanıyor. Osmanlı Devleti Balkanlar'da büyük toprak kayıplarına uğruyor. Dahası var mı? Bütün Trakya'yı kaybettik arkadaşlar. Değil mi? Evet. Durum bu. Böylelikle bugünkü TYT branş denememizin de sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Kolaylıklar diliyorum.